Önce dur 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 bir takım sesler gelir beklersin. Beklersin sayfa yavaş yavaş <laughs> geliyor sayfa heyecanlanırız filan. Öyleydi ya. Yani. Şimdi şu şu o açılıyor, o kapanıyor gidiyor. Her şey çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla lezzetini alamıyorsun, tadını alamıyorsun. Hızlı yiyorsun. Fast food diye bir kültür var. Her an kapına motorlu birileri bir şeyler getiriyor, götürüyor. <laughs> İbrahim Sadri dediğimizde bizim aklımıza ve gönlümüze şiir gelir. Hı hı. Ve şiirlere ruh üfleyen adam olarak, ses veren adam olarak gelir. Ama son yıllarda İbrahim Sadri'yi biz haber ekranında görüyoruz. Hı hı hı. Şiir ve gönül veren biri için haber biraz zor olmuyor mu abi? Sert ve zor. Ya şöyle bir şimdi zor oluyor tabii de ama ben e, aslında televizyoncuyum televizyon programcısıyım ya da televizyon sunucusuyum. E, televizyonda da şiir okuyor, okuyordum filan. Dolayısıyla bu benim mesela hiç bilmediğim ya da hiç yapmadığım bir iş değildi. Ben yıllarca yani 94 yılından itibaren e, televizyon programları hazırladım, sundum, içinde şiirler okudum filan. Ama şimdi yapma, şu anda son 6-7 yıldır yaptığım şey doğru aslında haber ağırlıklı bir program sunuyorum. Ama yine de onu olabildiğince yumuşatarak, işte hafta sonuna falan uygun bir hale getirerek yapmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Beni rahatsız etmiyor. Yani ben seviyorum işimi. Ben canlı yayın olsun fark etmez yani. Bana domates, biber getirelim, onları anlatayım. Onu da anlattım, anlatırım yani. Şiiri ise ben zaten hiç bırakmadım. O hep var. Sadece televizyonda şiir an itibariyle yok. Ee, sahnede devam ediyor, radyoda devam ediyor. Televizyonda da işte yine aralara derelere şiirler okuyarak onu biraz kendime benzetmeye çalışıyorum, çabalıyorum. Bana sordukları zaman sen haberci misin? Hayır yani ben haberci değilim. Ben televizyon programcısıyım ama dediler ki sen bize hafta sonu haber oku, ha, okuyorum yani. Televizyonda şiirin olmaması. Sizin tercihiniz mi yoksa biraz konjonktürle biraz Biraz bunu... konjonktürle ilgili tabii. Yani şöyle açık söylemek gerekirse. Şimdi sokağa çıksak mesela sorsak. Ee, ne seyrediyorsunuz diye işte insanların bir belli bir kısmı belgeseli çok severim güzel müzik programlarını seyrediyorum hiç yalan yani yok öyle bir şey yani şiir programları da öyledir ee, seyircisi müşterisi çok olan bir şey değildir şiir kitapları da öyledir yani birkaç tane e, şairi saymazsak işte Orhan Veli'dir Necip Fazıl'dır Nazım Hikmet'tir şiir kitapları satmazsa yani, tiraj anlamında. Şiir çok popüler bir durum değil, her ne kadar biz onu popüler bir kimliğe büründürmeye çalışsak da kendi adımı yaptığım iş itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla televizyon için iyi mal değil, iyi bir mal değil yani ne kadar başarılı yaparsanız yapın siz bir şiir programını, onun alıcısı çok fazla yok. O yüzden televizyonda malum işte ekonomik bir düzenek yani orada malın para ediyorsa, izleniyorsan yani ancak. <laughs> bir değeri oluyor. Dolayısıyla şu anda öyle bir şey yap yapamıyorum. Yapmayı çok isterim ama. Sadece işte yaptığım bu işe içine şiir katarak, orada da şiirler okuyarak filan arada sırada bir renk, anlam katmaya çabalıyorum. Yoksa tabii ki ben şiir programı yapmayı çok isterim. Bizde şöyle bir algı var abi. 90'lı yıllarla bugün karşılaştırdığımızda 90'lı yılların insanları daha romantik ve daha hmm. gönülden gibi geliyor. Tam böyle karşımda iki dönemde rahat bir şekilde kıyaslayabilecek biri varken sorayım. 90'lı yıllarda bu bahsettiğiniz örnek üzerinden gidecek. sokağa çıktınız ve neyi seviyorsunuz, neyi izliyorsunuz dediğinizde şiir programı izliyorum diyen sayısı daha mı fazlaydı? Belki yani onu çok bilemem yani ama o yıllardaki dediğin doğru şiir algısı ya da romantizm algısı daha yüksekti insanlarda. Şimdi yaşadığımız dönem çağ sadece Türkiye'de değil bütün dünyada çok hızlı, çok çabuk her şey. Çok fazlaca hata yapmadan yol yürümen gerekiyor. Ve daha aceleci insanlar daha çabuk olsun istiyor her şey. Hemen yarın ben bitti okulum söz gelimi. Yarın ben bu alanın en iyisi olmalıyım. Öyle bir dünyaya öyle olmamalı. Yani daha ağır hayat aslında. Daha yavaş <laughs> Yaşammalı. Dolayısıyla o hız e, çok tehlikeli bir şey. E, hem romantizm yani duygusallığı öldürüyor ya da yok ediyor ya da azaltıyor, baskılıyor. Ben yıllardır hep şunu söylerim, şiir albümlerimin tamamında o yazıyı hep koydum. E, şiiri sevin çünkü o size işte merhametinizi, cesaretinizi, sevginizi, insan yanlarınızı hatırlatmaya davet ediyor ya da devam ediyor diye. Ama şey olarak dediğin doğru algı olarak o romantizm daha eksildi. Duygusallık eksildi. Tam romantizm değil onun karşılığı aslında. Ben seni daha eskiye götüreyim. Ben 70'li yılları da yaşadım. Hem çocuk olarak hem ilk gençlik yıllarımda asıl duygusallık, romantizm o zamandı. Yani mesela benim rahmetli abimin e, mahallede konuştuğu bir kız vardı. O, onların aracısı bendim postacısı. Abim mektup yazardı. Sabah okula giderken kızı kapıya çıkardı. Verirdim. Okuldan dönüşte de kız cevabını verir abime götürürdü. Yani bir e, süre gerekiyordu birbirlerinin ne dediğini anlamaları evet. için. Mail yok, bir şey yok, telefon, hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla orada iş ister isteme duygusallığa bağlanıyordu. Hatıra defterleri vardı insanların. İnsanların yetişmişindir belki ona. işte i̇şte herkese bir sayfa ayrılır filan. ve onlar birer ikişer merhaba oldu gitti. Onların yerine işte ne bileyim dizi filmler başladı. Da işte başka şeyler girdi devreye yani. Şimdi o tecimsel diyorlar yani o ticari durum her şeyin ticarileşmesi şiiri de vurdu, şiiri de yok etti. Dolayısıyla duygusal yok etmedi de yani yara aldırdı. Bütün bunlar da tabii birer etken. Şiirin özellikle medyada diyelim genel anlamda fazlaca yer bulmaması açısından. Gazetelerin mesela şiir sayfaları olurdu. Ben Yeni Devir'de Yeni Devir gazetesinde Milli Gazete'nin yedeğinde çıkan bir gazeteydi. 80'lerin başında. 70'lerde de varmış da ben 80'lerin başından itibaren yakaladım. Cahit abi, Erdem Beyazıt, yani o Mavera, kuşağı, Akif İnanlar filan onlar vaziyet ederlerdi. Tek bir sayfa. Zaten gazetenin tamamı altı sayfa filandı. Fatih Camisi'nin avlusunda Mustafa abimiz vardı ama hala da var galiba adam. Yani geçenlerde yine görmüştüm yakın bir zamanda. O akşam alırdı gazeteyi Topkapı'daki matbaadan. Bas, basılmış olarak Erken saatte basılırdı. C caminin avlusunda satardı. Yeni devir toplasan o zaman herhalde 3000 bin beş bin ya satıyordur ya satmıyordur. Oradan biz edebiyata yol bulurduk. Yani bir gazetenin edebiyat sayfası vardı. Şimdi ise işte birkaç gazetede küçük küçük okurların şiirleri falan diye abuk sabuk şeyler var yani. Dolayısıyla o da mesela medyanın bir ayağıydı yazılı basına ya. Eee radyolarda şiir programları olurdu. Bayağı iyi şiir programları. Atilla İlan filan televizyonun siyah beyaz döneminde şiir programları yapardı. Şiir plakları vardı bu ülkede varmış. onu ben de yetişmedim 50'lerde. işte şairlerin kendi sesinden okuduğu. Ve onlar şöyle galiba abi. Hani e, tamamen ticari maksatlı ortaya çıkmış eserler değil. Değil, değil, değil tabii değil. Yok. Şimdi o ticarete dönmüş durumda. işte her şeyin döndüğü gibi. Yani her şeyin para eder olması gerekiyor artık. Tam bunu düşünüyordum Bilal evet. abi. Şimdi mesela ben bir şey yaptığım zaman o şeyin en azından şöyle çıktısı olsun istiyorum. Ya paraya tahvil edeyim evet. ya başarıya tahvil edeyim. Yani kariyerime bir etkisi olsun. Bir 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 maksat olsun. Evet. Oysa işte bir arkadaşımla oturmanın ya yani hiçbir şey anlam ifade etmese bile oturmanın, hiç anlam ifade etmese bile bir eseri okumanın. Böyle bir şey günümüzde bu, bu nasıl oldu? Bu niye ya, biz, ben, ya ben size başka bir örnek anlatayım. 80'lerin ikinci yarısı tabii. Cağaloğlu'nda kitap dergisini çıkarıyoruz. Bir e, dağıtım şirketinin yan e, ürünü olarak kitap tanıtım dergisi yani ama bayağı içinde araştırma yazıları şunlar bunlar. Ben de derginin sanat danışmanıyım. Öyle bir şey bulmuşlar bana titir. Bütün yazıları ben topluyorum halbuki yani işim getir götürcülük yani. De sanat danışmanı falan diye geçiyor. Hikaye yani. Bir iki yazı da yazıyorum. Giriş yazısını ben yazıyorum güya o e, kurumun sahibinin adına falan ve bir maaşım var. Maaşım var. Yani bugünkü rakamla söyleyeyim. Bugün ne kadar tekabül eder? E, 3 bin, 4 bin lira civarında. Yeni evliyim. Babam filan biraz tabii katkıda kol kanat geliyor. İşte o maaşa bakıyoruz yani. Ay başı gelsin de alalım eve ekmek alacağız. Bir şey alacağız yani. Kondun kömür alacağız. E yok şimdi bakıyorsun adamda da para yok. Yani senetler geri dönmüş. Bilmem ne olmuş filan. Böyle bekliyoruz ne zaman öderse diye yani. Bazen mesela bize kahvaltılık alıyor. Alın diyor, bunu götürün diyor. Yani maaş bu bu yok yani. Ay vallahi deyip götürüyor. Şimdi olsa var bir gün durmam ben orada yani. Bir gün durmayız hiçbirimiz. Yapmayız yani. O sıcaklığı da kaybettik. Ama işte o dergiyi çıkarmak, o dergiyi elimize almak bir keyifti yani bir mutluluk kaynağıydı hani sanki dünyaya yön veriyoruz öyle bir dergiyle diye düşünürdük. Onları da kaybetti. Yani kaybettik. Ben tek başıma değil hep birlikte. Yine de bir tarafından tutmaya çalışıyoruz. Mesela sizin burada yapmaya çalıştığınız şey bence çok kıymetli, değerli bir şey yani. Evet işte butik filan YouTube üzerinden şuradan buradan ama neticede bunun ticari tarafı çok önde değil. Yani siz buradan ya da bu kanalın programlar aracılığıyla büyük paralar kazanalım diye yapılmış bir iş değil bu. Bir işe yarasın diye, bir şey olsun diye. burada da bir sesimiz, o görüntümüz, resmimiz olsun diye o açıdan mesela çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeniden bu son jenerasyon, son kuşak yani 18'de 25 yaş arasındaki kuşak bizim camiamızın gençlerinde müthiş bir ilham var ve bir e, doğru bir e, yol yürümeye başladıkları kanaatindeyim. Mesela ben şeye çok üzülürdüm 90'larda. 2000'lerden başında mesela Cahit abi ben çıkıyordum sahneye Cahit Sarıfoğlu beni yetiştirdi benim hocam odur filan bakıyorum gençlere olan yani Cahit, Cahit Sarıfoğlu kim? Şimdi mesela Cahit Sarıfoğlu kulüpleri var Twitter'da Instagram'da açılmış hesaplar var gençlerin Mavera dergisine ilişkin portalları var filan acayip mutlu oluyorum yani. Bu bir sadece bir tekil bir örnek. Bunun gibi bir sürü bir şey var. Dolayısıyla yeniden doğru bir kanala doğru aktığı kanaatindeyim akışkanlığının. O 1970'ler örneğini vermiştiniz ya hmm. Abiniz Rahmetli'nin bir hmm. mektup gelen bir mektup bir mektup. Oysa biz bugün bir şey yazdığımız anda hemen sonucunu bekliyoruz, gelmesi kızıyoruz falan. Tabii. Bu nereye varacak diye soracaktım ama zannediyorum aslında bu kadar hızlı ulaşılabilir olmak yani bir şeylere hmm. olumlu ya da yavaş yavaş dönmeye başlamış Mustafa gibi. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir ara yazısı vardır. Ya Tahammül ya Sefer ya da Yokuşu Akan Sular'da olsa gerek kitabın içinde böyle okuma parçaları var. Öykülerin arasında alıntılar yaptığı. Bir tane de kendi yazdığı Hız diye bir şey var. Onu bulup okumanı öneririm. Yani herkese öneririm aslında o ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlatıyor bu hız denilen meselenin. Şimdi mesela senin internetine girme hızın benimkinden yüksekse sen bana göre daha avantajlı oluyorsun. Yok böyle bir şey yani. İnternet ilk başladığı zaman o zaman da tehlikeliydi de önce dırt 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 bir takım sesler gelir beklersin beklersin sayfa yavaş yavaş <laughs> geliyor sayfa heyecanlanırız filan öyleydi yani şimdi fışt fışt o açılıyor o kapanıyor gidiyor. Her şey çok hızlı gelişiyor çok hızlı oluyor. Dolayısıyla lezzetini alamıyorsun, tadını hmm. alamıyorsun. Hızlı yiyorsun. Fast food diye bir kültür var. Her an kapına motorlu birileri bir şeyler getiriyor götürüyor. Benim ofisimin olduğu yer öyle işte. Sabah beni birlikte hareket ettiğimiz yer. Öyle sürekli motorlu bir adamlar bir şey getiriyor. insanlara bir şeyler yiyorlar. Sürekli çöp öğütler ortaya çıkıyor. Yani çok tehlikeli bir durum bu. Dolayısıyla böyle sakinleşmek, bir durup düşünmek, bir bakmak, nefesi bir derin almak vaktidir artık herkes için. Genç kardeşlerimizde bunun yavaş yavaş yeniden neşet ettiğini görüyorum. Mesela kitap evleri açılıyor, çay evleri açılıyor. Yani hem kitap hem çayın olduğu kahve filan. Bunlar çok güzel şeyler. Sen beni bir gün daha çağır da ben sana bu programda 70'li yılları anlatayım. 70'li yılların İstanbul'unu anlatayım. Oh çok He, Ben çağırma ama. <gülüyor> biraz biraz <laughs> ara. Acaba şimdi biraz girse. <laughs> ben Fatih'te doğdum. Bak Fatih'te Fatih Camii'nin hemen iki alt sokağında hatta Tizzet Sokak'ta Doğduğum sokakta aynı zaman doğduğum, yani sonradan tabii orada da yaşadığım için biliyorum, öyle diyebilirim. Çarşamba pazarı kurulan sokaklardan biriydi. Çok renkliydi mesela çarşamba günleri. Ee, onun dışında mesela küçük küçük anekdotlar söyleyeyim sana. Sokaktaki neredeyse herkes, herkes herkesi tanırdı. Kim nerede oturuyor, ne yapıyor. Zaten çok fazla hane olan bir yer değildi. Bir kişinin özel arabası vardı. O da Tosba, Vosvos yani. O kadar. Oo Hüseyin abinin arabası geldi diye bak. Hani öyle bir şeydi. Dolayısıyla herkes biraz yoksul. Herkes biraz eksikti. Ama herkes çok zengindi aynı zamanda. Hmm her gün işte kim ne pişirmişse mutlaka değil ama işte bir kap yemek gider. O mutlaka ona pilav koyar geri gönderir. Ondan sonra ne bileyim işte Sacide teyze diye bir teyzemiz vardı. Camdan bize vaziyet ederdi sokakta oynarken. Koşma oğlum bak yoruldun sen git terledin git söyle annenin üstünü değiştirsin filan. Yani böyle bir cemaat hayatı vardı gerçek anlamda. Mesela onlar bitti artık şimdi güvenlikli siteler. Efendime söyleyeyim asansörde karşılaşılan insan olan bu da mı burada oturuyordu acaba diye filan bakmalar filan. Yani o yılların e, tadı, lezzeti e, ne kaybettik demeyelim de elimizden bilerek isteyerek vazgeçtik galiba. Doğrusu o modernleşme, ilerleme, zenginleşme. Mesela şimdi klipler oynuyor ya. 70'li yılların klibi nasıldı biliyor musun? <laughs> Televizyon yok zaten. İlk yarısından bahsediyorum 70'lerin. Bir tane klarnetçi, bir tane darbukacı, bir de kemancı. Hiçbirinin sesi duyulmuyor zaten de sokaktan geçerlerdi. Ondan sonra ellerinde de böyle nasıl tarif edeyim? Şöyle 810 10 yapraklık böyle risale gibi düşün. Ozalit de filan basılmış herhalde. Kötü kötü yani böyle şeylerle. Mavi <laughs> yazık şeyler, harflerle o dönemin, o günlerin en çok bilinen ya da dinlenen şarkılarının sözleri yazılıydı. işte Nuri Sesi Güzel, İbi Bikler, Öter Ötmez Oradayım, i̇şte, Bediü Akartük filan filan efendim. Berkant Samanyolu bir şarkısın sen. Yani bir tanesinde 10-12 şarkı sözü olurdu. Küçük paketlerde nane şekerleri, onları böyle evlere doğru atarlardı. Sonra sen çıkardın, nane şekerleri hediyesi. İşte bugünün parası 50 kuruş, 1 lira verir. O şeyi alır ha bu şarkılar demek ki gündemde diye öğrenirdin. Hmm. Böyle bir iletişim biçimi vardı. Yani ama aynı zamanda sokağından geçen renkli insanlar klarnet çalan, keman çalan, çalamayan daha doğrusu ama yani çalmaya teşebbüs eden öyle bir üçlü geçerdi. Ben geçen şeyi e, böyle bir hızlı bir şekilde bakayım dedim abi. Ömer Lütümet'e rahmetli. Deli yürek. İşte mahalle var, mahallenin bir abisi var. Sonra akma dedim ki şöyle bir okuma yapabilirsek şu kaya kıyaslama. Bugün o diziyi yapsak hiç izlenmez muhtemelen. İzlenmez tabii. Ya da belki dönem dizisi i̇zlenmez. olarak anca verebilirsin. Tabii bir kere çok alır onlar yani yavaş akıyorlar. Şimdikiler tık 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 tabii yani evet. Bir öyle bir de şey var abi yani bir mahalle var ve mahallede herkesin sözünü dinlediği bir abi var. Tabii, Bugün tabii. kimse kimseye sözünü ee, dinlediyor. Abiden haber mi? yok zaten tabii. çok hızlı bir dönüşüm yaşamışız. Ben mesela Eminönü'nde yıllar önce seyyar satıcıları kaldırdıkları zaman eyvah dedim. Hatta bunlar, o zaman radyo programı yapıyordum. Epeyce bir yayın yaptım. Ya etmeyin, elemeyin. Yani, bak, düzenleyin tamam mesela deyin ki işte temiz olun. Sen yerin şurası senin ama kaldırmayın o adam mendili sallasın bağırsın o terliği elinde sallasın başına şeyi taksın yani. E, ne oldu şimdi tamam tertemiz ama sesi gitti Emin'in Emin sesi bitti. Dolayısıyla e, Bunlar, mesela balık ekmekçileri de bir ara kaldırdılar, sonra tekrar geri getirdiler. Bunlardır mesela İstanbul'u Oslo'dan ayıran, dolayısıyla bunlardır bizim gündelik hayatımıza renk katan şeyler. Biz her sabah seyyar satıcı sesleriyle uyanırdık. İşte Eskici geçer, demir alıyorum, bir şeyci geçer, e ne bileyim ben nayloncu geçer, naylonlar geldi diye... <laughs> <laughs> Benim annesi mandal cennetiydi bizim evlerimiz. Hiçbir şey yoktu. Bir sürü mandal vardı. Eski eşyanı verirsin. Artık kullanılmayacak. Mandal verir adam sana karşılığında. Evde mandaldan geçilmiyor. İşte o hızlanmaya doğru kayma öncesindeki renklerimizdi. Şimdi hepsi birer ikişer berhava oldu. Sokak köpeklerinin hepsinin ismi vardı. Şimdi yine sokak köpekleri var ama isimleri yok. O zaman biz hepsine isim koyardık yani. Yine onlarla oynardık. Koşarlardı peşimizden. Yani onlar da o hayatın bir parçası içinde yer alıyorlardı. Nüfus da azdı zaten. Daha güzeldi ya. Ya da yaş alındıkça herhalde, yaşlandıkça da belki işte özlem mi deniyor, nostalji mi deniyor oraya doğru gidiyor. Ama sen de gözlerinde bakıyorum hoşlanıyorsun. Çok hoşlan. Şey var abi, Reşat Nuri Gültekin'in bir kitabı Leyla ile Mecnun diyor ki geçmişin şiirleşmek gibi bir özelliği vardır. Hmm. Geç tabii ben yani. de şöyle söylüyorum. Ben diyorum ki aşk ya da şiir hatıralara uğramaktır. Yani yoksa hatıraların senin şiirin de yoktur, aşkın da yoktur. Gerisi hikaye yani. Önemli olan güzel hatıralar biriktirmek. Yani güzel hatıralar derken illa mutluluk anlamında değil. Belki kırıklık da olabilir ama geriye dönüp baktığın zaman vay be diyeceğin hatıraların olması lazım yani insan. Bunu şöyle de yorumlarsak nasıl olur abi? Olur. A <laughs> tamam oldu. <laughs> <laughs> <Tamam, olur. gülüyor> Anı ıskalamamak lazım yani. O anın hakkını verebilmek. Kesinlikle. Hatıra da galiba öyle. Kesinlikle öyle. Biz bugün, evet. e, Kemal sever Hocam'ın bir yazısıydı. Hız afyonlaşmaktır. Biz bugün hatıra biriktiremiyorsak anı yaşamadığımız için gibi geliyor. Yani bir hep Tabii. Bir ileri, hep bir ileri. Şunu Tabii. yapalım, böyle olacak. Değil ya değil mesela mi? ben itiraf edeyim. Şimdi kafamda şu var. Ya bu bit, bitince şuraya gideceğim. Ben kızımı da arayayım ki onunla buluşacağım. Onun için mesela tık 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 tık. Ya yok bir bunu bit, bitsin bu bakalım. Belki gidemeyeceksin. Belki burası son. Bilmiyoruz yani hayat ne? pamuk ipliği öyle değil mi yani? Elbette hedeflerimiz olacak. Mesela bizim dinimizde Tuli Emel diyorlar galiba buna. Öyle çok uzaklara yönelik. Onu da alırım da oradan da bilmem neyin sahibi girme diyor o toplara girmeye. Bak diyor yavaş yavaş olsun her şey diyor yani. Yavaş yavaş böyle. Yaşlanıyoruz <laughs> yok, galiba. Yok daha güzel. Bir, bir şiirlere bakayım. Bana bir şey <gülüyor> veriyor. <laughs> Bizde hep veriyor da. Geçen Dursal Töker hocam güzel bir ifade kullandı. Şiir deyince. Diyor ki şairin şiiri diyor sarımsak kokusuzluk gibidir. Hmm. Aşığın şiiri ise tefsir gibidir. Hmm, güzel. Güzelmiş evet. Yani şu an sizin gönlünüze bıraktım abi bu ifadeyi. <laughs> Güzel, güzelmiş. Ayşe, Sevdim bunu. Yani biraz galiba hani o yaşadığımız zaman içerisinde de ne kadar aşık olabildiğimizde. Yani illa bu bir cinsiyet olarak söylemiyorum. Eyvallah, da. eyvallah tabii ki. Aşkın kendisini keşfetmek. Önemli olan, bence Rabbül Alem'in zaten bu dünya hayatında insanoğluna kodladığı en önemli kıymetlerden biri ya da özelliklerden biri aşk meselesi. Mutlaka herkesin hayatında bir şekilde bir gün, lisede de olabilir, sonra da o fark etmez karşısına çıkar. Bu illa Ali Ayşe'yi seviyor senin dediğin gibi Fatma Mehmet'e aşık olduğu da olmayabilir. Çok öyle. Ama da, ondan buna, başlıyor. Şu bilir. da bunu dahildir abi. Sizin sokağınızdaki köpeklere isim vermek de tabi. Sanki buna dahil. Aynen öyle. Biz bugün onu bile fark etmiyoruz. Yani onu bile aşksızlığımızdan tabii. kaynaklanıyor. Çünkü tabii. aidiyet yok artık aramızda. Tabii. Ya işte biz mesela yazlık sinemaya giderdik. Haydar'da, Fatih'in biraz altında. Haydar hala güzel bir ne güzel yaşamışsınız tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kirli, beyaz bir perde yani. Beyaz güya da artık. Beyazı kaybetmiş perde. Zaten kötü bir film makinesi. İşte o oynuyor. Bize mesela gazoz alırlardı orada. Küçük bir, işte, bir şişe gazoz. Onu bir film boyunca içerdik biz. Böyle büyüdüm içer, bakarsın bitmesin o yani o kadar kıymetli bir şey. Şimdi çocuklara alabilecekleri binlerce çeşit bir şeyler var yani. O çok değerliydi bizim için mesela o gazozu içmek. O gazozu yavaş yavaş bak benimki seninkinden daha fazla filan. Yani orada mesela kanaatkar olmayı aslında öğreniyorduk biz ta, ta o yaşlarda bilmeden, farkına varmadan. Ben öyle şanslıyım tırnak içinde söylemek gerekirse Fatih'te doğdum. Sonra Cihangir'e taşındık biz. Biz taşındığımızda mesela benim oturdu bizim oturduğumuz apartmanda altı daire vardı. Sadece Müslüman Türk ailesi bizdik. Ee, üç tanesi Rum, ikisi e, iki, pardon dördü Rum, biri Ermeni, biri Yahudiydi oturan insanlar. Bakkalımız Rum'du mesela bizim. Dimitri, Dimitri Efendi diye bağırdık. Adam çıkardı. İşte şunu istiyoruz bu filan. Sonra hepsi gittiler. Yani o zamanın Cihangir'inden bahsediyorum. Şimdikinden değil. Şimdiki başka bir yer orası yani. Ee, orada mesela başka bir kültürle karşılaştım ben. Daha kozmopolit bir şehir. Daha farklı e, şimdi Beyaz Türk filan dedikleri şeyin as, aslını o zaman gördüm ben. işte Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ne çıkmak filan. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Ben son Kabadayılara yetiştim. Arnavut Kemalleri, bilmem neleri. Tabi, Öyle mi? Tabi ben Arap Nasrileri filan. Hepsini görmüş adamım yani. Çocuktum, gençtim yani. Tophane'de gelir giderlerdi. Sonra işte Üsküdar'a geçtik son o, 20 o yıla yakın. O Kabadayılara karşı toplumun Tutumlasın onlar kabadayıydı. Yani gangster ya tabii. da şey değillerdi. İşte o birazını bahsettim. Delierekteki Yusuf abiydi. Yani ne yaparlardı? İşte sigara satarlardı mesela para kazanmak için filan yani. İşte kaçak sigara filan. O, o kadar ama o oralarda dururlardı yani. Benim ya da gördüklerim onlardı ve saygı duyardı insanlar onlara. Hani bu eski Türk filmlerinde gördüğümüz hikayelerin gerçekleriydi onlar yani yaşayan kabadayılardı. Onları da gördüm. İşte sonra Üsküdar. Üsküdar'ın o tarihi havası, lezzeti, tadı. 20 küsürü yılı yakındır da bu, o, taraftayım. E, dolayısıyla bütün bunların dan kalan hatıralar biriktirdiklerimiz benim şiirlerime, hikayelerime hepsine yansıdı. Benim bütün yazdıklarımın tamamına yakınında altta bir İstanbul vardır hep. O zaman İstanbul'u bir 70'ler, 80'ler vardır hep. Bazen doğrudan vardır, bazen de böyle alt hikaye olarak vardır. Çok şey kazandırdığını düşünüyorum bana bu şehrin. Burada şu alana bir geçmek isterim abi. Şimdi 1970'lerden, 80'lerden, 90'lardan itibaren o zaman keza duymuş olan ajansları baz alırsak bugün de zaten direkt içinde bulunan biri olarak. Haberler nasıl dönüştü? Mesela o zamanın haberleri neydi? Haber değeri taşıyan e, çıktıları neydi? Bugün haberler neye evrildi? biraz daha popülerleşti diyebiliriz. Biraz daha kanlandı diyebiliriz. Yani şimdi kıyas yapmaya çalışıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Zor bir soru bu çünkü. zaten resmi olarak sadece TRT vardı ve dolayısıyla onun bir dili vardı kendine az. Hem içerik anlamında hem sunma anlamında. Yani TRT'de haber spikeri olmak bayağı bir işti yani. Öyle çok zordu yani. O benim anlattığım işte de Gülizarlar, Çetin Çekiler falan çok eski zamanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla orada bir resmi şey vardı. Önce Cumhurbaşkanı haberi verilir. Sonra işte Başbakan bir şey yaptıysa o verilir. Ondan sonra muhalefet partisi ana muhalefetin lideri, sonra da memlekette şu oldu, bu oldu gibi. Ama mesela şeyi çok hatırlamıyorum. Fazla yoktu. Bu bizim action dediğimiz haber merkezlerinde action diye tabir edilen işte karısını vurdu, cinnet getirdi, saldırı yaptı, mücevherciyi bastı bilmem ne. E, ya daha az oluyordu ya da daha az görülüyordu o haberler. Hem toplum çok alıcısı değildi. Hem de haber üretenler e, o konulara çok girmiyorlardı. Sadece işte arada bir yani alt ayda bir, senede bir Kasımpaşa canavarı bilmem ne filan birileri çıkardı ortalığa. Hani bugün seri katil filan deniyor ya öyle o modeller. Şimdi eski versiyonları. Ama şimdi çok profesyonel her şey. Yani çok fazla haber var. Hani haber artık bir ciddi e, bırakın sektörü endüstriye dönüşmüş durumda. Bir haber endüstrisi var. Yani e, endüstriyel gıda gibi endüstriyel haberler var artık. Yani biz nerede ne oluyor hemen herkes anında öğreniyor. Herkes artık zaten bir haber muhabiri. Elimizdeki cep telefonları ve inanılmaz da bir tehlikeli yere doğru gidiyor o iş. Bu iyi adam, bir şey mi kötü ya bir, bir şey, şey mi bir şey abi, ya Adam yerde can çekişiyor. Adam fotoğraf şeyi kamerayla çekiyor. Evet işte şu anda yerde ya git bir elat be Müslüman bir adama bir su ver, bir şey bir yan çevir filan belki yani öyle bir şeye dönüşmüş durumda. Niye? Kafanın arkasında şu var. Ben bunu çekersem, Marikulan Buran'ın birisi alırsa ben buradan para da kazanabilirim mi düşünüyoruz. Düşünür hale geldik yani. Bunlar tabii çok tehlikeli, çok acı şeyler. Orada da bir yıpranmadan söz etmek mümkün tabii içerik anlamında özellikle. Zaten sonuç anlamında iş e, tamamen şey olmuş durumda. Hiçbir denetlemesi kalmamış durumda. Yani sadece güzel olsun kadın ya da çocuk yakışıklı olsun çıksın okusun işte ne olacak yani herkes okuyor. Türkçeyi de konuşuyorsa bitti öyle değil yani onun sen de biliyorsun işte bir diksiyon diye bir şey var yani bir yerde duracaksın nefes alacaksın falan filan. Orada da sıkıntı var. İnşallah düzelir. Peki burada şöyle mi bakıyorsunuz siz? Mesela biz şöyle ya bu haberi niye veriyorsun? Yani bu haber keşke verilmeseydi dediğimizde Karşıdan şöyle bir savunma duyabiliyoruz. Ya bu haberleri verelim ki toplum buna karşı bilinçlensin. Böyle evet. midir yoksa hayır Asla. vermeyelim de toplum bunu normalleştirmesin midir? Tabii doğrusu odur. Yani mesela yıllarca gazetenin adını söylemeyelim. Büyük bir gazetenin 3. sayfa haberlerinin oluşturduğu bir Türkiye algısı vardı. İşte marangoz karısını doğradı efendime söyleyeyim öğretmenin eşi karısı manava kaçtı filan veya bilmem kim kimi vurdu. Şimdi bak orayı okuduğun zaman psikopatların, katillerin, eşlerini aldatan insanların yaşadığı bir Türkiye. Başka bir şey yok yani. E, yani hiç şöyle bir haber çıkmadı o gazetenin üçüncü sayfasında. İşte Fişman Camii'nin müezzini caminin içinde kedi bakıyor. Halbuki var o da var. Niye onu koymuyorsun? E çünkü bunun haber değeri var. Onun da haber değeri var aslında. Ama öyle bir şey yerleştirilmeye uğraşıldı ki e, bu tür e, sapkınlıkların ya da bu tür e, cinayi durumların e, çoğaltılması ya da çok olması durumunu oluşturma meselesi. Bu aslında ülkeyi yıpratma. Mesela batıda bu kadar yaygın değil. Böyle vermiyorlar. Ama haber merkezlerindeki bu sefer şey şuna dönüşmeye başladı. O defans kırılınca ya biz de vereceğiz mecburen abi bunlar izleniyor. Hı hı. E onlar izleniyor çünkü onları yayınlıyoruz. Yani bu bizim de mesela şu andaki önemli problemlerimizden biri. Biz her cumartesi, cuma gecesi cumartesi gecesi editörle içimiz kanallı. Ya vermeyelim Erdem abi vermeyelim de işte bu seyrediliyor yani ya seyrediliyor da onun yerine şunu verelim e bakıyorsun sonra reyting sonuçlarına dakika sonuçları geliyor doğru o seyrediliyor o seyredilmiyor öbürü yani bu nasıl dönüştürülebilir bu çok zor bir iş artık yani çok zor bir iş çünkü onun mayasını e, bozulmuş durumda Türkiye'de öyle olduğunu düşünüyorum televizyonlardaki bazı ana haber bültenleri de bir dönem buna çok ciddi hizmet etti yine maalesef orada isim vermeyelim şimdi de işte bunu bazı haber merkezleri bazı bültenler bunu kısmen değiştirmeye uğraşıyor. İnşallah başarırlar bakalım. Ama yani. bu toplum içerisinde ciddi bir fay hattı oluşturdu. Oluşturuyor tabii ve ki, şey, e, sokağa karşı bir güvensizlik. Hı -hı. Yani kapının dışarısı, bir adım dışarısı artık bizim için tehlike. Tehlike tabii. Çünkü her akşam ana haberde kesinlikle tabii. doğrayan, öldüren, tabii, tabii. silahla vuran yani sen zannediyor musun hiç payı yok haber üretenlerin daha yakın zamanda biliyorsun samuray kılıcıyla gencecik bir kızı doğ doğradı adam. Rahatsız, psikolojik problemleri var filan. Asla normalleştirmiyoruz ama. Evet, tabii ki asla ama hiç mi payın yok? Hiç mi payımız yok? Var. Yani sen sürekli öyle haberler önerdikçe onları gösterdikçe işte girdi. Mesela geçen bir haber biz verdik. Hala etkisinde mi olacak gibi değil. Kuyumcuya giriyor, soygun yapacak. Susturucu var. Kapıyı açıyor, önce sıkıyor. Yani önce vuruyor, yani öldürücü şekilde 2 3 el sıkıyor. Sonra soyguna başlıyor. Ona adam da diyor ki git artık diyor. Ben hala belki kurtulabilirim Tamam tamam çıkacağım. Bekle biraz diyor. Şimdi böyle bir insanla sen aynı ülkede yaşıyorsun. Ya bir gir, yani yapacaksan soygunu da vicdansız yani bir silahı doğrulttu bakalım adam bir tepki versin de Hı. hani yine de asla şey söylenecek önerilecek bir şey değil ama hani o zaman vuracaksan vur yani ama susturucuyu takmış o belli niyeti yani ...gidiyor önce adamı öldürüyor öldürücü şekilde ateş ediyor sonra iki kilo altın alıyor çünkü sonra da yakalandı kimde ne ceza alacak bilmiyoruz yani ben şeye çok üzülüyorum abi ...bir dakika... Şimdi, şimdi o adamı o hale getiren şeylerin bir sürü dinamik ki var. Bir tanesinde de gördüğü şeyler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum ya? İzlediği filmler, diziler, haberler. Çünkü dizilerle haberler bilmem ne artık hepsi bir gerçeklik hissine dönüşüyor zaman içinde insanın be beyninde. Ve maalesef. Bizi ona göre şekillendiriyor. Evet. Şeyde ben bunu dire birebir sahada duyuyorum da görüyorum da öğretmen arkadaşlarım var. Hmm. Hatta akrabalar var işte kuzenler falan ve onların en çok dertlendiği husus şu. İşte biz de bu alanda olunca bize söylüyorlar. Ya bu öğretmen öğrencisini şey feci dövdü, hmm. videolar falan dönüyor ya, diyor ki ya bu öğrenciler karşısında bizi inanılmaz güçsüzleştiriyor. Olur. Çünkü ebeveynler bizi kötü olarak biliyor, öğrenciler artık sözümüzü dinlemiyor. Hafiften sesimizi yükselsek hepsi telefonu çıkartıyor, bizi tehdit eder gibi hmm. videolarımızı çekiyor. Hani o eski eğitim e, disiplinden neden koptuk sorusundan bir tanesi de gerçekten diyorlar, haberler. Çünkü biz tabii ki bir öğretmenin öğrenciyi dövmesini tasvip etmiyoruz. Asla tabii ki. Ama her şeyin bir hikayesi var diyorlar. Yani bu hikayeden bağlamından koparıp tabii, da tabii, öğretmen tabii. geldi ve sınıfa kafasına göre birini paldır küldür dövdü hmm. zaten değil. Ha dövmesini yine tasvip etmiyoruz ama... Öğrenciler şu an bizden daha güçlü diyorlar. Öğretmenlerden bütün öğrenciler daha, daha güçlü. Düşüş. Ve telefonla Allah korusun bir tane video çekse asla müdafaa edemiyorsun. Kendini asla savunamıyorsun ve doğrudan soruşturmayla uzaklaştırıyorsun okulları. Mesela bu da beni çok üzmüştü. Ya Bunu duyduğumda dedim keşke haberler doğrudan tabii ki hı hı. gereken neyse yetkililer yapsınlar. Sadece haberler de değil Orhan. Televizyon programları. Muhakkak önünde... öyle. Onun çok payı var. Dizilerinde çok payı var. Gündüz kuşaklarında yayınlanan kimi programlarında çok payı var. E, ben hiç sevmem sansür işte denetleme filan ama burada sanki artık bir ihtiyaca doğru gidiyor bu iş. Yani bir dur denmesi lazım. Durun bakalım yani. Evet tamam anlattığınız ya da gösterdiğiniz şey gerçek olabilir. Ama göstermeyin. Yani tamam yani başka şeyler gösterelim. Mesela iyi bir insanın e, hikayesini anlatalım. İşte berberliğe şurada başlamış 40 yıldır bu işi yapıyor. İlham bana. Tabii aynı kanaatkarlıkla devam etmiş ve işte çok seviliyor. Bir o adam gelsin konuşun onun hikayesini gösterin gösterelim. Ha, seyredilmez. E, zaman içinde belki o da seyredilmeye başlayacak. Öbür türlü çünkü hakikaten yoruluyor insan izlediği şeyler karşısında. Sürekli olarak dişlerimizi sıkarak vay canına bu da bunu da mı yapmış filan diyerek. Kavgalar gürültüleri dönüyorsun dizilere ya çok zengin ya çok fakir insanların hikayeleri. Hiç mi bunun arası yok? Ortada yaşayan esnafı yok. Öğrencisi yok yani. Yani her evine bir bakıyorsun vay canına diyor nasıl bir ev yani o bak ona bakıyor deniyor insanlar. Yani ne işte böyle bir şey. Az çoğa tahakkül evet. ediyor. Kaçış yine şiir olsun o zaman abi. Olsun tamam. <laughs> Kaçış yine şiir olsun. İnşallah şiire kaçalım. Ne zaman abi. başlıyoruz? Her evet daim. Birazdan başlıyoruz. Peki. <laughs> <Tamam. gülüyor> niye şiirle başladınız abi? Ben şöyle, e, her Türk asker doğar diye bir söz vardır ya. <laughs> o zaman her Türk şair de doğar. Ortaokulda, lisede hepimiz şairizdir. Yani bir şeyler yazarız, karalarız. Ben nasıl oldu valla? Ben aslında okuyucusu olarak başladım şiirin. Yani şiir söyleyicisi. Hmm. Bu ilkokullarda filan. Ortaokullarda vardır. 23 Nisan'larda, 10 Kasım'larda şiir okutturulan çocuklar var. Onlardan biriydi. Hatta lisede... Ses o zaman da böyle karizmatik. Evet, yani bir, demek ki bir şekilde başarıyormuşum. Lisede ben mesela okuldan o nedenden atılmadım. Ya lazım bize bu adam. 19 Mayıs geliyor, 10 Kasım geliyor. Atmayın, dursun el altında diyor. <laughs> Biraz abartıyorum ama yine <laughs> kısmen böyleydi. Benim ortaokulda, orta ikinci sınıfta ki... Edebiyat ve seçmeli ders, müzikti galiba. Hocam Çiğdem Taluydu. Allah rahmet eylesin. Abi. O ünlü söz yazarı biliyorsun. Hı hı. Çok genç yaşta kanserden vefat etti. O bana sevdirdi bu işi. Şiir okuma meselesini. Ben ortaokul birinci sınıfta e, ortaokullar arası şiir okuma yarışmasında İstanbul ikincisi oldum. Ben, yani önemli bir şey bu daha. Orta, birinci sınıf öğrencisiyim üstelik. Dolayısıyla öyle ben şiir okumaya devam ettim. Bu lisede de devam etti. Sadece okuyorum yani. 10 Kasım geliyor. işte Atatürk şiiri okuyorum. 29 Ekim geliyor. Cumhuriyet şiiri okuyorum filan. Onları okutturuyorlar bana. Güzel. Sonra üniversiteye başladığım yıl ben şiir yazmaya da başladım. Orada da rahmetli oldu bir ee, abim vardı benim oturduğum mahallede, e, öğrenci evinde kalan, o bana bir gün bir kitap hediye etti. Benim o güne kadar yazdığım şiir, yani işte bulutlara baktım, seni gördüm, neredesin güzelim falan böyle şeyler. Hepimiz yazdığı şeyler yani. Çile, Ayhan Songar Hoca'nın rahmetli böyle bir yağlı boya portresi vardır eski baskısında Necip Fazıl'ın kapağında. Oğlum, bu kim dedim, bunu ne, bu nasıl, ben, hiç duymamışım Necip Fazıl ismini ben. Sene 80 ya da 81. O gece ben o kitabın neredeyse tamamını okudum. Ben de şairlik öyle başladı aslında. Ben de yazacağım dedim. Yani kışkırttı e, o kitap beni. Ve hayatımdaki dönüşümün de kaynaklarından biridir. Temel kaynaklarından biridir o kitap. Sonra ben yazmaya başladım. İşte o Yeni Devir'den bir ara bahsettik ya. Hı -hı. Yeni Devir gazetesini ne göndermeye, o, o gazeteyi keşfettim filan. Bir tanesi yayınlandı orada hatta. İnanılmaz mutlu oldum. Sonra Mavera dergisini keşfettim. Mavera dergisinde 82 ya da 83 82'de ilk şiirim yayınlanınca Cahit abi o zaman vaziyet ediyordu. Ediyormuş. Tanımıyorum o zaman. Ankara'daydı. E, ben sokağa çıktım. Böyle bir farklı yürümeye başladım. Şey geldim abi herkes beni tanıyor. Evet. Tam olarak öyle bir Evet. E, orada tanıştım. Benim mutlaka haberleri vardır yani. Kimin nereden haberi olacak? Sen kimsin? Ne yapmışsın yani? <laughs> Ama öyle hissediyorsun ve müthiş bir duygu. Çok güzel bir duyguydu. O aslında bütün sahneye çıkanların, televizyonda iş yapanların, bir tarafa bir şeyler yazanların da duygusu odur. Hepimizde vardır. Yani biz bu işi çok tabii bunu egoizme vardırmamak ya da çok ben şeyini öne çıkarmamak kaydı şartıyla onun olması gerekir. Ve önemli de bir imtihandır önemli bir imtihandır. İşte şöhret afettir filan malum bilirsen daha iyi biliyorsun. O şiirin yayınlanmasıyla birlikte ben okuyan, şiir söyleyen adamdan şiir yazmaya çabalayan insana doğru kaydım ve tabii beni çok geliştirdi. Yani yutarcasına neredeyse kimin şey, kitabı varsa şiir kitabı onları edinmeye başladım. Bütün açlıklarımı şiir kitaplarına yatırmaya başladım. Maalesef o külliyatımın önemli bir kısmını kaybettim. Birileri, birileri aldı, birileri taşınırken gitti. Hala var da yani onda sekizi falan kayboldu. Öyle başladı benim bu şiir hikayem ve çok da mutluyum ve sonra tekrar okumaya devam ettim. Yine 80'li yıllarda geceler yapılırdı o zamanki adı oydu. Ee, işte Filistin Gecesi, Kudüs Gecesi, Hicret Gecesi gibi gibi. Çoğunu Milli Gençlik Vakfı organize ederdi. İyi işler yapıyorlardı açıkçası o dönem için. Biz de oralarda çıkardık. Düğün salonlarında masalar birleştirilir. Sahne haline getirilir. E, kulakları çınlasın. Neydi ya? Şevki Hoca, Şevki Yılmaz Hoca. O bir bağırır, çağırır önce. Ondan sonra bir tane, bir tane bir siyasi biri çıkar birkaç bir şey söyler. Sonra da biz, arada da bize şeyler okuturlardı. <laughs> ha, öyle öyle ve Fatih'te, de, de çok düğün salonlarında ee, şimdi bir kısmı bakanlıkta yapan abilerimiz de filan. Onlar da konuşmacı olurlardı o zaman. Öyle beraber şiirler, miiller okuyarak başladık. Yani devam ettirdik. Sonra işte tiyatro geldi. 7 yıl kadar da tiyatro oyunları. Onların da içinde yine şiirler okuyarak. Sonra işte radyo. Efendim mesela radyo da şiir programları. Sonra televizyona taşıyarak. Bu hep böyle aktı gitti yani. Ne güzel olmuş. Hmm. Son böyle yavaş yavaş başlayacağız olur Son kaç Emre? 15, 15, 15 saniye. Peki. Geçelim. Oo, az kalmış. Ben evet. şuraya mı geçiyorum? Evet abiciğim tamam. Ne konuşacağız? <laughs> Hepsinden farklı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün çok kıymetli bir isim, bir ağabeyim bizlerle birlikte İbrahim Sadri. Abi hoş geldiniz. Hoş gördük Orhan'cığım sağ şeref olasın. Şeref verdiniz mekanımıza. Eyvallah o şeref bize ait sağ olasın. Sağ olasın. <laughs>